Ürün incelemenin bu bölümünde NMX'in far çizik giderici ve parlatıcı kremini test edeceğiz. Ürün güzel bir kargolama ile bu şekilde ambalajda geliyor. Aracınızın farlarında dış etkenlere bağlı olarak oluşan yüzeysel yıpranmaları onarıp fara parlaklık katan bir ürün. Bu iddiasını test edip ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz. Ürün yerli üretim ve küçük güzel bir kutusu var. Kutunun içinde 170 gram krem bulunuyor. Sünger veya bez kullanarak yıpranan yüzeye uygulanıyor. Şimdi ürünü test edip ne kadar başarılı olduğunu görelim. 1990'lı yıllarda otomobillerin farlarında normal cam kullanımı sona erdi. Daha hafif, daha dayanıklı olan polikarbon plastik kullanılmaya başlandı. Bu durum hem olası kaza durumlarında yaralanmaları daha aza indirdi, hem de üretim maliyeti cama göre çok daha düşüktü. Ve polikarbona şekil vermek çok daha kolay. Polikarbon cama göre çok yumuşak ve çok daha kolay deforme olabilen bir maddedir. Ayrıca koruyucu bir madde ile yüzeyi kaplanmadığı sürece çok çabuk oksitlenip sararabilir. Bunu önlemek için araç üreticileri far yüzeyini çok daha dayanıklı akrilik bir tabaka ile kaplarlar. Bu tabaka far yüzeyinin çizilmesini ve sararmasını önler. Ama dış etkenlere bağlı olarak zamanla bu tabaka koruyucu işlevini yitirir ve hassas olan polikarbon plastiğinin sararmasına ve çizilmesine, kötü görünmesine sebep olur. Bu durumun önüne geçmek için üretilen kimyasal bakım ürünleri vardır. Düzenli olarak bu plastik yüzeylere bakım yapılması, koruyucu tabakanın yenilenmesi gerekir. NMX'in ürettiği bu krem de bunlardan yalnızca biri. Şimdi NMX'in far çizik giderici ve parlatıcı kremini biraz sararmış olan Peugeot 208'in farına uygulayacağım. Kremi uygulamadan önce farları iyice yıkayıp kurutmanız gerekiyor. Kremi temiz bir mikrofiber bez kullanarak uyguluyorum. Öncelikle beze bir miktar krem alarak yüzeye az miktarda uygulayıp aracın farına zarar verip vermeyeceğini deniyorum. Bu tür kimyasal ürünleri kullanırken ilk olarak az miktarda deneyin. Her araç üzerinde aynı sonucu vermeyebilirler. Aracınıza zarar vermediğine emin olun. Aracın farına uyumlu olduğuna emin olduktan sonra biraz daha fazla miktarda kremi fara uyguluyorum. Ürünü uyguladıktan sonra kuruması için birkaç dakika bekliyorum. Kuruduktan sonra mikrofiber bez ile kalıntıları siliyorum. Daha iyi sonuç almak için iki kez kullanabilirsiniz. Bu aracın farlarında az miktarda sararma vardı. Sonuç olarak biraz beyazladığını ve yüzeydeki kılcal çiziklerin daha az belli olduğunu söyleyebilirim. Yine de sıfır far görüntüsü beklemek yanlış olur. Bence ürün başarılı. Daha kötü durumdaki farlar için zımpara ve vernik gerekebilir. Ama ufak sararmalar ve bakım için bu ürün kullanılabilir. Şimdi aynı uygulamayı sünger kullanarak Opel Corsa'nın farında deneyeceğim. Sünger ile kremi uygulamak beze göre çok daha rahat. Bu aracın farı önceki araca göre çok kötü durumda. Sararma çok daha fazla oluşmuş bu farda. Kremi yüzeye uyguladıktan sonra yine kuruması için birkaç dakika bekliyorum. Krem kuruduktan sonra temiz bir bez ile kalıntıları siliyorum. Bu araç üzerinde çok daha iyi bir sonuç aldık diyebilirim.
Ama dediğim gibi çok kötü durumda olan farlar için zımpara ve vernik işlemi gerekebilir. Ama hafif çizik ve sararmalar için veya ileride bu tür sorunların önüne geçmek için bakım amaçlı kullanılabilir bu krem. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.